Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim ben. Hemen bileğimde görmüş olduğunuz Huawei Watch GT3 Pro ile ilgili bir inceleme videosuydu bu. Hatta ben bununla ilgili dikey bir videoda yayınlamıştım. O videoda ve dikey videoda hem normal yatay videoda hem dikey videoda EKG çekebildiğini söylemiştim ve bununla ilgili bir sürü yorum geldi ve ben de bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Şimdi şöyle bu akıllı saatleri biliyorsunuz beni takip edenler özellikle sosyal medyada da takip ediyorsanız Bodrum'da düzenlenen ve Mayıs ayında düzenlenen bir etkinlikte bize verilmişti test için. Test sonra ben aldım. Su altında falan da kullandık hatta. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Paylaşımlar da yaptım ben bunlarla ilgili olarak. Ondan sonra da işte saati normal inceleme sürecine geçtik ve inceleme sürecinde de bir iki güncelleme geldi saate ve EKG özelliği aktif oldu. Şimdi bu özellik vardı ama Türkiye'de aktif değildi bize ilk söylendiği zaman. Daha sonra geldi. Ben de şöyle düşündüm. Doğal olarak herhalde dedim Türkiye'de satılan saatlere de bu özellik gelmiştir. Çünkü bu saatler, bu test için gelen saatler yurt dışı menşeli saatlermiş ve incelemeyi yayınladıktan sonra ben bu gel gerçeğin farkına vardım. O yüzden şöyle bir durum oluştu. Videonun altına bir sürü yorum geldi. Hani bizi kandırıyorsun. İşte bize böyle bir özellik gelmedi. Size verilen saate olan bir özellik bu filan diye. Ben de daha sonra Huawei Türkiye sordum bu durumu. Ağustos ayı içinde geleceğini söylediler. Şu an Ağustos ayının 22'sindeyiz. Henüz gelmedi. Bir kez daha sordum bir güncelleme olsun diye. Eylül ayında geleceği bilgisi verildi. Fakat ben daha sonra şöyle bir bilgi de öğrendim arkadaşlar. Bu EKG özelliğin Türkiye'de çalışması için Sağlık Bakanlığı'na izin alınması gerekiyormuş. Samsung'un Watch 5 ailesiyle ilgili bir video çekmiştim ben. Onu da yukarıdan linkini koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Epey ilgi çekti o videoda. Orada öğrendiğim bir bilgiydi bu sağlık bakanlığına izin alınması gerektiğini. Huawei muhtemelen o süreçlerle uğraştığı için daha Türkiye'ye gelmedi. Çünkü izin alınmadan yapılamıyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir güncelleme. Yani Türkiye'deki saatleri de gelecek. Çünkü bu saati alıp da bu özelliğin olmadığını gören insanlar tabii ki doğal olarak videonun altına yorum yaptılar. Bu, bu konuda onlara bir şey diyemiyorum. Ama ben de gerçekten bilmiyordum. Hani bu saatlerde olduğunu ama satılan model modellerde bu özelliğin henüz aktif olmadığını bilmiyordum. Takdir edersiniz ki kullandığımız ürün üzerinden biz yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Ama öğrendikten sonra da bir video çekeceğimi söylemiştim. O videonun altına da bunun linkini koyacağım. O ilk paylaştığım videonun altına da bu linki koyacağım. Hani en azından konuyu da bilmeyenler varsa ya da daha sonra bu videoyu izleyip de vay efendim benim aldığım saatte bu özellik yok gibi yorumlar gelecek diye onun önüne geçebilmek için bu videoyu çektim. Huawei Türkiye bu özelliği Türkiye'de satılan modellerde getirecek. Hani bana verilen bilgi Ağustos'tu sonra Eylül oldu. Daha ertelenir mi, ertelenmez mi o konuda bir bilgim yok arkadaşlar. Yani ben getirmiyorum bu saatleri <laughs> takdir edersiniz ki. Ya da o izinleri ben almıyorum. O yüzden Huawei Türkiye'ye sormanız daha iyi olacaktır. En azından kesin net bilgiler için. Ben onları sordum. Bana verilen bilgi bu yönde. Ama gelir mi gelmez mi? Eylül, Ekim mi olur? Kasım mı olur? O tarafını bilmiyorum. Saati satın olmadan önce EKG özelliğin Türkiye'de olmadığını bilin. Onu söylüyorum. En azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle durum böyle. Daha sonra ileride değişirse zaten onu da yorumlara yazarsınız yani. Yani bu konuda benim bir suçum yok arkadaşlar. Ben gerçekten bilmiyordum. Zaten bilseydim söylerdim. Hani bu saat test modeli buna geldi. Demo modeli ama sizin satılan modellerde olmayabilir diye söylerdim. Şu an söylüyorum. Şu an Türkiye'de satılan Huawei Watch GT3 Pro modellerinde arkadaşlar EKG özelliği aktif değil. 3 ay sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra olabilir. O konuda benim net bir bilgim yok. Satıcı değilim. Ürün satmıyorum. Ürünleri ben geliştirmiyorum. Sağlık Bakanlığı izin alacak da ben değilim. O yüzden satın almadan önce sırf bu iş için bu saati satın alıyorsanız bu özelliğin aktif olup olmadığını kontrol edin. Yani 3 ay sonra bu videoyu izlerseniz zaten belki aktif olacak. Hiç konuşmaya bile gerek kalmayacak. Ama olmaya da o yüzden saati satın almadan önce bu özelliğin Türkiye'de aktif olup olmadığı konusunda emin olun arkadaşlar. Yanlış bir algı oluşturduysam da kusura bakmasın kimse söylediğim gibi benim de haberim yoktu. Haberim olsa zaten söylüyorum ben. Hani bu konuda insanları kandıracak birisi değilim. Yıllardır, 20 yıldır bu işleri yapıyorum ben. Hatta 20 yılda geçti arkadaşlar. 22-23 yıldır ben bu işleri yapıyorum. Kimseyi kandırmak da istemem. Yanlış bilgi vermek de istemem. Eğer eskaza yanlış anlaşılabilecek veya işte benim bilgim dışında gelişebilecek bir durum olduğu zaman da bu tarz videolar çekip durumu düzeltiyorum. Bunu da altı özellikle çizeyim. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Bak bu benim için önemli. Çoğu insan yorum yapıyor. Çok beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Beğenmez onu değil her videomu. Beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Ama abone olun. Abone olun, destek olun. Hani o rakam arttıkça diyeceksiniz ki ne olacak? Hani para mı veriyorlar bana? Hayır. Ama o rakam arttığı zaman en azından ben de markalardan bir şey isterken elim daha kuvvetli oluyor. Bu konu benim için önemli. Bu konuda destek olursanız sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Bütün hepsinin linkleri açıklamada mevcut. Tek tek girip bakarsınız. Facebook var, TikTok var, Instagram var, Twitter var. Oralara girip beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada da güzel çekler paylaşıyorum düzenli olarak. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.